Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi bazen bu selam veriyorum, aşağıda bazı zevzekler var. Selamını almıyorum diye. Da var, sen bu işten anlasaydın selamın farz olduğunu anlardın ve aleyküm selam derdin. Ya Allah'ın selamı yani. Arkadaşlar önce şu aşı meselesini bir konuşalım. Yeni gelişmeler var biliyorsunuz. Canan Kaftancıoğlu var. Fatih Portakal var. Var da var. Muhalefet ve yandaşları biliyorsunuz aşı konusunda olmadık yalanlar söylediler. Çirkin iftiralarıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı resmen karaladılar. İktidarın aşı konusundaki başarısızlığından dem vurup durdular. Maksat Fahrettin Koca'yı milletin nazarında başarısız bir bakan olarak lanse etmekti. Peki ne oldu? Ekranlarda bas bas bağırdım. Türkiye'nin aşılamada çok iyi durumda olduğunu söyledim. Hatırlayın, TV 100'de söylüyordum. Birazdan o görüntüleri tekrar ekranlarınıza getireceğim. Bugüne bakıyoruz, Türkiye aşı konusunda çok başarılı bir yol kat ediyor. Aşı sırası 18'li yaşlara kadar geriledi. Ne demişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca? Ne müjde vermişti hatırlayalım. 8 Mayıs 2021'de yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir demişti. Bakan Koca'nın bu müjdesine karşı CHP harekete geçmez mi? Hemen tık 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 yalan dediler. Bakan Koca'yı hırpalamaya başladılar. Tabi Canan Kaftancıoğlu durur mu? Hemen bu fırsatın üzerine Twitter'da boy göstermeye başladı. Bakın ne diyor? Diyor ki yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçeklerin perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Canan Kaftancıoğlu diyor. Değer mi diyor mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan. Ya ağrına ne gidiyor acaba? Şu Canan Kaftancıoğlu'nun ağrına ne gidiyor arkadaşlar? Halkın sağlığı için çalışan Fahrettin Koca'nın çabaları mı? Türkiye'nin aşılamada başarılı olması mı? Türkiye'nin şu ana kadar 50 milyon doz aşı yapma başarısı mı? Türkiye'nin aşılamada birçok ülkeyi geride bırakması mı? Gerçekten ben çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Canan Kaftancıoğlu'nun zoruna giden şey nedir? Buyursun bizi aydınlatsın. Gerçekle yalanı birbirinden ayıran iki kelam etsin bari. Öyle ya, Fahrettin Koca açıklamalar yaptı, müjde verdi, 18'li yaşlara kadar geriledik diyor. Geleceğiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nazik bir devlet adamı. Ve bana göre ta başından itibaren söylediğim şeyi tekrarlıyorum. Başarılı bir bakan. Kaftancıoğlu'nun attığı tweet'e karşılık nezaketini koruyor ve üsluplu bir dille cevap veriyor. Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler umarım bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlardır dedi. Pat 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 pat. Tokat gibi cevap. Gerçekten tokat gibi cevap. Kendisine bu haksızlığı yapan Canan Kaftancıoğlu'nun yüzü kızarıyor mudur acaba? Takip edebildiğim kadarıyla güneşlenme faslına henüz geçmemiş. Yani İstanbul'da o dün Kanal İstanbul'la ilgili ahkam kesti. Teşkilatları dolaşıyor. HDP binalarını ziyaret ediyor. Ama bu yazdığı tweetle ilgili daha bir şey yok. Ne yapılması gerekiyordu biliyor musunuz? Madem siz böyle iddialı bir tweet atıyorsunuz, çıkıp özür dileyecektiniz. Canan Hanım bunu yaptı mı peki? Vallahi sosyal medya hesabını uzun inceledim. Bu konuda henüz bir tık yok. Olacak mı? Ben pek sanmıyorum. Zira hep böyle yapıyorlar. Yalanı, dolanı, iftirayı, utanmazlığı alışkanlık haline getirmişler. Topyekün. Sadece Canan Kaftancıoğlu değil. Yani CHP'nin içerisindeki iyi insanlar da var. Doğruları söyleyen insanlar da var. Ama neredeyse topyekün bu konuda yalanlarına devam ediyorlar. Yalanlarına devam ediyorlar. Şimdi biraz gerilere gidelim. TV 100'de aşı konusunu Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaşlar neredeyse her hafta tartıştık. Metin Özkan'la her ağzımızı açtığımızda karşılaştığımız soru şuydu: aşı nerede? Valla ben de o zamanlarda baktım Gürkan sürekli Barış'la beraber koro halinde aşı nerede diye sorduklarını anlatıyorum, anlamıyorlar. Türkiye'nin sıralamasını anlatıyorum, anlamıyorlar. En son baktım, verilebilecek en güzel cevap aşı nerede diye ısrarla solduklarında aha burada dedim. Yapacağım başka bir şey yoktu. Şimdi o anlara gidelim. Bakalım ne konuşmuşuz Barış Yarkadaş'la, Gürkan Hacır'la, neler olmuş bir hatırlayalım arkadaşlar. Amerika nasıl becerdi? Olmuyor, İngiltere nasıl becerdi? Ya kendileri buldular işte, kendileri aşılıyorlar. Almanya nasıl buldu? Amerika nasıl buldu? Nasıl Amerikancı olmuş arkadaş ya? Amerika eczaneye gidiyorsun, eczanede aşı yaptırıyorsun. Barış, eczaneye gidiyorsun, aşı yaptırıyorsun vallahi da. Yani bak bir şey söyleyeceğim sana. Senin ülken şu anda Türkiye'de, dünyada hala 7. Ya nerede 7? Ya onu geçen konuştuk. 50 ya, 48 nüfusa oranla yap. Amerika 1. Çin 2. Fransa 8 kişiden bir şaşı olmuş. Fransa'nın önünde arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Biz bir pandemi dönemindeyiz. Bu ülkeyi yöneten insanlar, insanların sağlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Siz aşı olayı üzerinde şeyin Aliyev'in dediği gibi reks ediyorsunuz. Ya yazıktır. Özışık, bak. Vallahi ayıptır ya. Dükkanlar ne yapamıyor ya? Arkadaşlar, ya dükkanlar ne yapamıyor ya? Ya arkadaşlar bu takıntıda vazgeç. Ya takıntı değil arkadaşlar. Gerçeği söylüyorum. Beceremiyorsan gidersin kardeşim. Beceren gelir. Bu ülkenin Sağlık Bakanı gecesini gündüzüne görevi abi. Aşı nerede? Aşı yeni Çin'den gelen aşı burada. Ya nerede? Gelmiş 1 milyon doz. Böl 500 bin kişi. 10 gram kardeşim. Gelen geliyor işte, Allah Allah. Ne istiyorsunuz siz ya? Allah Allah ya, böyle bir şey olabilir mi? Neyse, programın sonuna doğru gerilmeyelim. Gerilmiyoruz. Hayır bir dakika, aşı kaç doz? 10 gram. Kaç? 10 gram. Ay, bir doz. Bence de o da 1 doz. Bir doz bile bir insanın hayatı için önemli. Arkadaşlar ya gargaraya getir götür. Hiç gargaraya getirmiyorum. Ben Sağlık Bakanı değilim ama sizin yaptığınız ayıp ya. Ne ayıp ya? Her hafta bu ülkenin Sağlık Bakanı. Senin yaptığın ayıp asıl. Ya bize bir şey söyleyeceğim. Senin yaptığın şu anda ayıp. Niye biliyor musun? Vatandaş, insanlar. Bir şey söyleyeceğim. Sizin yaptığınız ayıp. Siz insanlara karamsarlık aşıyorsunuz. Can kaybı, sağlık, her şey gidiyor. İnsanlara karşı karamsarlık açıyor. Ya ne karamsarlık? Ayıptır ya. Her şey ortada ya. Ya sanki. Ya Sayın Bakan'a senin bu soruyu sorman lazım ya. Sağlık personeline aşı yapıyoruz. Sizi tanımasam bu konuda aşı yapıyoruz demek size şu demektir, tamam mı? Benim elimde aşı yok. 100-200 bin aşı buldum. Onu da size yapacağım demek. Ya 250 milyon doz aşı diyor. 250 milyon dozu bırak, 25 milyon doza da razıyız. İkinizi de tanımasam olumsuz propaganda için bir ücret aldığınızı düşüneceğim. Bu kadar yani. Ya Özışık ya. Tanımasam yani vallahi düşünün. Saat 23 olmuş. Ya bu kadar olur mu? Ya Hadi Özışık sormayalım mı? Bittik ya kardeşim. Ya sormayalım mı? Güzel kardeşim. Sor da. Ya ayıp ya. Ya ne ayıp? Aşı nerede? Ne sorayım abi? Ellerinin köründe. Aşı gelse adam açıyor. Aşı gelince Gürkan Efendi buradan soruyor. Yani. Ne kadar? Aşı geldi. Miktarını. Atlara yaptılar. Bak, atlar nerede? Bir de bir şey söyleyeceğim. Daha nerede? Balta gezdi. Aşının miktarını açıkladı. Dün haberlere Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması nasıl geçti biliyor musun? Çin'den aşı geldi. Sinovac'tan beklenen aşı Türkiye'ye indi. Uçaklardan indirilen aşıya ulan dozu nerede bunun diyorum ya. Ben mi yanlış okuyorum? 1 milyon doz yok. Hayır, açıklanmadı. Sağlık Bakanı açıklamadı bunu. Ya yarın açıklarlar ya. Bunu açıklamak zorunda değil. Altında ne diyor biliyor musun? Haberin altında. Bu arada Sinovac'la 100 milyon doz anlaşma yapıldı. Mimiklere bakar mısın? Allah'ım ne kadar çirkinleşti. Gene bir anlaşma. Bir dakika, lisans vermiş. Ya lisanslar nerede? Yok belgeler belgeler. Nerede? Yok aşı yok. Aşı yok. Ya bu adamlar her hafta savunmaktan yoruldular. Aşı yok. Vallahi savunmaktan yoruldular. Var ikisi, birisi sağ bek, öbürü kaleci. Lanetler topları çıkarmaktan helak aldılar. Sağlık Bakanı size plaket versin ya. Gerçekten plaket versin. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Sana plaket versinler. Bana verebilir. Ülkemi Sağlık Bakanı yapmasına sevk etmediğim için. Aşıya çözüm bulan yegane tek isim Gürkan Hacır. Doğru. Adam bu derhal bilimsel çalışıyor ya. Ben Tayyip Erdoğan'la söylüyorum. Bak ben Tayyip Erdoğan'ın doğru. Bak o Almanya'daki aşıyla ilgili projesini sadece Türkiye'ye değil dünyaya dağıtılması gerektiğini, yeter artık paraya doyduğunuz önerisine. Ya 26 milyar dolar. İlk günden beri anladım arkadaş, işte ilk günden beri Gürkan'la o önerisine katılıyorum. Türkiye ama onun dışında da ülkemize kara propaganda yapmayalım. Bu arada lisans verdi. Al kendin üret dedi, yetiştiremiyorum dedi. Yani ya tabii, arkadaş tabii. Ben akıl sır erdiremiyorum size ya. Ben Tayyip Erdoğan yerinde olsam bu arkadaşı Sağlık Bakanı yapar. Bak bir tanesi ne diyor biliyor musun? Bir izleyicimiz, çok ben beğeniyorum onu. Diyor ki bir dakika dur, Hadi Özışık. Ne diyor? Hadi Özışık diyor ya, benim genel yönetmenim işte Barış'ın sitesine geçse etik olur mu? Ne yaparsın o genel yönetmenin demişti. Hadi Bey diyor. Hadi Bey'e soralım. Kendi genel yayın yönetmeni bir sürü okunma ve tıklanma hedefi verse ve hiçbirini tutturamasa o genel yayın yönetmeni ne yapar? Adam çalışıyor der mi diyor. Çalışıyor ama tıklanmıyor. Çalışıyor gayretli. Ne yapsın, gecesini gündüzüne katıyor. Ya kardeşim tıklanma nerede? Tıklanma yok. Hadi Özışık. Çok güzel örnek. Siz güzel kımıldayamadın değil mi? Arkadaşımız çok zeki. Ben arkadaşlar şöyle onu söyleyeyim, o arkadaşa söyleyelim. Evet. Bu Türkiye'de sorduğu soru bununla mantıklı değil. Burada reytingi almasak hiçbirimiz olmayız. Tabii. Tamam. Benim sitemin reytingi... Bakan da aşı getiremezse başarılı değildir. Ha, bak şimdi, bakan da aşı getiremezse... Bakan şeye gitmiyor yani... Yani biz çok iyi oynadık ama 8 gol yedik. Benim genel yayın yönetmenim şunu yapıyor. Bak benim genel yayın yönetmenimin önünde bu arkadaşın da sitesi olduğu için... Bizim ekranlarda, bu arkadaş beni dikkatle izlesin, ekranlarda Anadolu Ajansı, ekranlarda İHA'nın, ekranlarda Demirören haber ajansları böyle haber akıtırlar. Bu haber, gelen haberleri bu arkadaşlar alıp da kullanmayıp benim trafiğimi düşürüyorsa kapının önüne koyarım. Ama malzeme var orada. Yani geliyor, sürekli geliyor. Burada olmayan bir şeyden bahsediyor. Olmayan bir şey varsa niye getiriyorum diyor o zaman. Yok desin abi. Ya desin ki aşı yok. Bu neye benziyor biliyor musun? Cerrah fıkrası var. Cerrah çıkar ameliyattan. Efendim nasıl geçti ama? Çok harika geçti. Aa, mükemmel geçti. Şunu yaptık, bunu yaptık. Aha ne güzel. Sonuç, hastayı kaybettik. Ya da davayı kaybettik ama Yargıtay hakkı kazandı. Ha, Yargıtay hakkı kazandı. Ya, şimdi buna benziyor. Ya arkadaş, iyi niyetli olabilir. Herkes iyi niyetli. Kimse kimsenin hani niyetinden sorgulamıyor. Ama bak Hadi Özgür. Bak biz Sağlık Bakanı'nın iyi niyetli olduğunu söylemiyoruz ama senin kötü niyetli olduğunu biliyoruz. Yani haftalardır kötü niyetini burada ekranlarda bak. Düne kadar söylenen şey şuydu. Sağlık Bakanı beni aramıyor. Ya arkadaş, Sağlık Bakanı Türkiye bu insanların ölmemesi için uğraşıyor. Ama beni aramıyor. Niye aramıyor? Sonra arattırdık arkadaşı. Evet. Arattırdıktan sonra herhalde bekliyor ki bir daha arasın. Gürkancığım nasılsın? İyi oldu mu? O izleyicimiz dozu arttırdı. Diyor ki tamam, Google reklam yerine Çinli bir reklam firmasıyla anlaşsa o yönetmen diyor. Ve Çinli firma da reklam parasını ödemese. Ne yapsın adam? Çinli firma ödeme yapmadı der mi Hadi Özışık diyor. Öyle bir şey var zaten. Şimdi hadi ben de bir cümle söyleyeyim. Herhalde süremiz bitiyor. Yani, bakın arkadaşlar. Bütün dünya, bizim ülkemizde Google'ın dışında reklam veren bir şirket olsa emin olun ben ondan da anlaşırım. Hiç sıkıntı yok. Evet. Bu arkadaş biraz... Farklı bir dünyada yaşıyor. Çok zeki bir arkadaş. Evet. Yani arkadaşın zekasını test etmek bizim işimiz değil. Ya mutlaka zekidir. Biz arkadaş tanımıyoruz. Ben de tanımıyorum. Anladım. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Ben şimdi Gürkan'la Barış'a burada ne diyeyim? Burada olmadıkları için ben onları Metin Özkan'a havale ediyorum. Acaba bu hafta aşılama yaşının 18'e kadar düşmesi konusunda bir özür, bir efendim evet biz yanıldık vesaire. Ya Fatih Altaylı gibi mesela çıkıp diyebilecekler mi? Evet, özür dileriz. Biz vakti zamanında bunu söyledik ama yanıldık diyebilecekler mi? Şimdi bir videoları daha var. Onu da izleyelim. Ki Gürkan beni izliyor, ben biliyorum. Bu geçmişte kalan videoları böyle bir görsün ve desin ki ya arkadaş biz ne kadar hata etmişiz. Beceriksiz diyor. İkisi aynı anda. Beceriksiz. İşte nerede? Aşı nerede? Ne kadar? Bir devam edelim videoya. Aşı da gelinen tablo gerçek anlamıyla tam bir fiyaskoya dönüştü. Ben önümüzdeki haftada aşı takviminin ilerleyemeyeceği endişesini taşıyorum. Şu anda tek umudumuz Uğur Şahin Hoca'ya kaldı. Onları Metin Özkan'a havale ediyorum. Şimdi vakti zamanında yine biraz gerilere gittiğimizde Sağlık Bakanı millete moral aşılama derdinde. Diyor ki aşılar geliyor. Fatih Portakal Efendi çıkıp tweetini getir Mustafa. Ya inanılır gibi değil. İnanmıyorum. Şu pesbayeliğe bakar mısınız? Allah'ınızı severseniz. Bakan moral aşılama derdinde, bunlar başka bir şeyin derdinde. Başka bir şeyin derdinde. Ne oldu şimdi Fatih Efendi? İnanmıyorum. İnanman önemli değil de ya o kadar seni takip eden insanları kandırman bence çok daha önemli. Onlara olumsuzluk aşılaman bence çok çok önemli. Şimdi sana nasıl inansınlar? Çıkıyorsun ekranlarda, şimdi kendi video kanalında konuşuyorsun. Nasıl inansınlar sana? İnanmıyorum. Yıl boyunca bu ilk dönemlerde sürekli bu şekilde propaganda yaptılar. Türkiye'nin başarısız olabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ya yazıklar olsun. Ya bu adam gözleri şişmişti ya. Gecesini gündüzüne katmıştı ya. Her gün ekranlara çıkıp alnı açık bir şekilde vatandaşın ne durumda olduğunu, ölen kişi sayısını, aşıyı, adama yalancı dediniz, adama başka bir şey dediniz. Ya yalancı da sizmişsiniz, iftiracı da sizmişsiniz, her şeyde sizsiniz. Şimdi çıkın, delikanlı gibi çıkın, Fahrettin Koca'dan bir özür dileyin ya. Fatih Altaylı diledi işte. Şimdi Fatih Altaylı özür dilemişse Fatih Portakal ne yapıyor? Bir getir bakalım. Yeni bir tweet atmış. İnanmıyorum diye yazmıştım. 1,5 ay önce bakan da aşılanabilir diyordu. O da emin değildi. Kanımca mutlu eden bir mahcubiyet bu. İyi ki öyle yazdım. İyi ki yüzümü kızarttılar. Mutluyum, gururluyum. Sözünde hep durun. Ben her zaman mahcup olayım. Bak güzel kardeşim, özür dile. Mahcup olmak mesele değil. Sen hala o yaptığın densizliğe, o yaptığın pespayeliğe bir kulp takmaya çalışıyorsun. Beni mahcup edin. Eğer sen mahcup olduysan ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen üzülmüşsündür Fatih'ciğim. Bu başarı sağlandığı için sen üzülmüşsündür. Allah kahretsin ya, nasıl başardı demişsindir. Şu yazdıklarını bir daha getir Mustafa. O da emin değildi diyor. Bak 1,5 ay önce bakan da aşılanabilir diyordu. O da çok emin değildi, kanımca. Ya senin kanınca, siz hep böyle her şeyi biliyorsunuz. Sonra da çıkıp hep sözünüzde durun diyor. Ya adam bütün Türkiye'ye duyuruyor. Diyor ki ya şu tarihte şu olacak, bu tarihte bu olacak. Ama aksaklık olduğu zaman hemen başka bir şeye geçiyorsunuz. Modunuz değişiyor. Çin aşısı bir hafta, 10 gün, bir ay gecikti. Vay arkadaş, aşı nerede? Aha, aşı burada. Hadi bakalım. Kaç doz yapıldı? Anda dozlar da burada. Arkadaş çok üzülmüş. Ne demiş? Ben demiş mahcup olayım. Sen hep mahcupsun zaten. Sen zaten hep mahcupsun. Mahcup olmaya da devam edeceksin. Türkiye bu işin içinden çıktığı zaman sadece sen değil, seninle beraber olan AK Parti iktidarının tökezlemesi için gecesini gündüzüne katan herkes mahcup olacak. Ha, bu da bir şeydir. Fatih Portakal'ın yaptığı bu da bir şeydir. Günah çıkarmış. Özür dilememiş. Ben her zaman mahcup olayım. Ya bir de oraya bir ekleseydin özür dilerim diye. Ne vardı yani? Gururuna mı dokunacaktı? Neyse ki bu da bir şey. Engin Özkoç. Getir bakalım Mustafa. CHP'nin ya Allah'ım ya Rabbi ya, bunlar nasıl insanlar ya. Günaydın, uyudum, uyandım, hala yeterli aşı yok. Yeterli aşı nerede? Nerede canım? Neredeymiş Engin Bey? Neredeymiş, bize bir söyle bakalım da biz de öğrenelim. 82 milyonun 5 milyonu ancak aşı oldu. Peki bu tweet'i atan Engin Özkoç. Yani bu kadar bunun üzerinde tepinen Engin Özkoç. Ya bugün çıkıp delikanlı gibi desene ya kardeş. Vallahi biz hata yapmışız. Desene. Bunun üzerine siyaset yapıyorlar. İktidarın hiçbir başarısını görmeme üzerine siyaset yapıyorlar. Hatta başarıları kötülemek. Ya diyor çıktı Kemal Kılıçdaroğlu ya çıktı. Kürsüde dedi ki AK Parti'nin yaptığı bir tane bir şey söyleyin bana ya dedi. Bu kadar bir pespaye bir soru sorulabilir mi acaba? Evet arkadaşlar. Türkiye bütün güçlüklere rağmen aşı konusunda emin adımlarla ilerliyor. Yerli aşı yolda çok şükür. Geldi gelecek. Hastaneler tıka basa dolu. Ben geçen gittim. Vallahi millet birbiriyle yarışıyor aşı olmak için. İnternet üzerinden randevu alanlar neredeyse aynı gün aşı olabiliyor. 18 yaş. Sonrası Allah'ın izniyle Eylül ayında Türkiye aşı konusuna istediğini elde edecek. Çok çektik. Çok çektik şu müretten. Hala çekiyoruz. Vatandaşın rahata, huzura erişmesi için aşı şart. Aşımızı yapalım. Sakın ola ki fitne fesatın, yalancıların, iftiracıların sözlerine uyup ya ben hayır ben olmayacağım. Yok bazen şimdi çıkarıyor ya güvenilir değil. Ya arkadaş aşı da aşı. Ölmüyorsun yani. Sonuçta Fatih Portakal ve benzeri isimlerin mahcup olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Çok şükür. Buradan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı bu başarılı çalışmasından dolayı ben biliyorum. Yani gecesini gündüzüne katıp çalışan bir bakanımız var. Allah Fahrettin Hoca'dan razı olsun. Annesini ziyaret ederken dualarını almış. Allah da yardım etmiş. Ve bugüne baktığımızda Türkiye aşılama sıralamasında çok önemli bir noktada. 50 milyon doz aşı yapıldı arkadaşlar. Boru değil. Hadi sıraya girin. Aşağıda o bugüne kadar olumsuz bir tablo çizen, küfürler yağdıran yorumculara da söylüyorum. Hadi sıraya girin özür dilemek için. Canan Kaftancıoğlu nasıl olsa özür dilemiyor. Ama özür dileme sırasına geçelim efendim. Yavaş yavaş herkes sıraya geçsin ve lütfen mesafeyi de koruyalım. Buradan da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir selam gönderelim. Allah'ın selamı üzerinde olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.